Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin içerisine hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz grafik Bitcoin dominansına ait. Evet, yükseliyoruz gördüğünüz gibi. Dominansta gözle görülür bir yükseliş var. Şu an pozisyonda saatlik grafiğinde görüyoruz. Şu yükselişimiz bizim düşmemize neden oluyor. 46-18 bandında hareket ediyor şu anda Bitcoin dominansımız. Bu hiç mi hiç iyi işaret değil arkadaşlar. Pozisyonumuz kötü yönde. Yani hareket edebilir düşüncem var. Peki sadece düşünce demeyelim buna. Bakacağız analizler bize ne söylüyor. Bu durumda Bitcoin grafiğimize dönelim arkadaşlar. Bitcoin grafiğimizde de bugün yükseliş trendine geçmişti, düşüş trendini kırmıştı saatlik pozisyonda. Ama şu anda ekranda da gördüğünüz gibi tekrar bir düşüş trendinde Bitcoin. Her ne kadar %1,2'lik bir artış görünüyor gibi olsa da fiyatımız da 37.700 dolarlar seviyesinde olsa da geri çekilme var arkadaşlar. Ayrıca hacimde de düşme var Bitcoin'de, sizi şurada uyarmış olayım. Peki geri çekilirse nereye kadar çekilebilir arkadaşlar? Dedi ki yani bakınız da nerelere iğne attı. Aşağı yukarı şu iğnenin attığı yer 30 bin doların altı arkadaşlar. İkinci aşağı düşüşteki iğne 33 bin dolarlar. Evet, 33 bin 400 dolarlara kadar geri çekilmişti. Bugün yükseliş trendini şurada kırdıktan sonra arkadaşlar bakınız şurada kırmıştı benim söylediğim zamanlar. Şurada dedik Bitcoin yükseliş trendine geçti. Düşüş trendini kırdı, yükselişe geçti. Bakınız şu bu kadar bir yükselişi gerçekleştirdi. Fakat tekrar yukarıdaki bir düşen trend çizgimizi direnç olarak gördüğünüz gibi devamlı bunu iğneliyor. İğneleyerek geri geliyor arkadaşlar. Yani şurada pozisyon aşağı yönlü. İğneleye aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Çok uğraşıyor yukarı kırmak için ama bunu bir türlü başaramadı. Peki bakınız şurada bir desteğimiz var. Şunu kaldıralım. Şuradan bir destek çizelim. Gördüğünüz gibi bir tane üçgen meydana geliyor. Bu üçgeni kırarsa, aşağı yönlü kırarsa bayağı bir ineriz. Hedef neresi olur arkadaşlar? Hedef bence biraz daha aşağısı olabilir. Onu da şuradan çizerek gösterebilirim size. Nasıl mı? Bakınız arkadaşlar şuradan çizelim. 2, 3, 4, 5, 6. Yani aşağı yukarı 36'nın 35'in altına inebiliyor arkadaşlar şu anki pozisyona göre. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin ile ilgili yeni bir haber mi var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Aslında var. Var. Ne varmış? Şuradan bakalım. Goldman Sachs arkadaşlar Bitcoin'in meşru bir varlık olup olmadığını tekrar değerlendireceğini açıkladı. Ya bu da bir pozitif gelişme diyebiliriz. Peki Bitcoin madencilerinin Çin'den ayrılması ayrılabilir diye bir başlık var. Bitcoin madencileri Çin'den ayrılabilir. Öyleyse biraz daha bizim bekleme durumumuz olacaktır. Geri çekilebilir. Son dakika, evet. Elon Musk gerçek savaş fiyat ile kripto para arasında, kripto paraları destekliyorum diyor son dakika gelen bir haberde. Elon Musk'ın son dakika haberi arkadaşlar. Bunu da zaten olumlu olarak karşılayabiliriz. Çünkü belki biraz yükseliş gelebilir bu haberin ardından diye bu videoyu hazırladım size. Aşağıdaki haberleri zaten okumuştum. Son gelen haberimiz bu. Elon Musk kripto paraları destekliyorum açıklamasında bulundu. Peki bakalım devamını haberinin. Gördüğünüz gibi Elon Musk gerçek savaş fiyat ile kripto para arasında. Evet, fiyatlarla kripto para arasında. Kripto paraları da desteklediğini söylemiş Elon Musk. Yine alttaki yazı hemen hemen aynı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk kripto paralarla alakalı yeni bir açıklama daha yaptı.
Bir takipçisinin "Elin kripto paralar yüzünden size kızan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna kripto paraları desteklediğini söyleyen bir yanıt verdi Elon Musk. Bu haberi de size ilettikten sonra bakalım arkadaşlar grafikte pozisyonlarımız nasıl? Dedik ya, Bitcoin'de düşüş şu anda mevcut ama böyle aşırı şekilde düşüş pozisyona girmiş hali yok Bitcoin'in. Fakat dediğim gibi yukarıdaki şu çizgiyi, az önce çizdiğim düşen trend çizgimizi direnç olarak çok iğneledi arkadaşlar. Yani bir türlü kırmayı başaramadı. İğneledi, geri çekildi. İğneledi, geri çekildi. Burada gördüğünüz gibi iğneliyor fakat bir türlü onu başaramıyor. Peki diğer indikatörlerimize bakacak olursak şunları sildik. Buradan arkadaşlar işlem hacmine bakmayacağım, zaten düşüş var. Bulut indikatörümüz bize bu konuda herhangi bir açıklama yapacak mı? İçime oku kin oku. Zaten en güzel indikatörlerimizden biri de budur. 2 saatlik olarak bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi henüz bir gelişme yok. Düşen trendi de silersek bulutun içinde, içine girmiş durumda bir kısmı ama tekrar geri çıkıyor, aşağı yönlü devam ediyor. Ben 15 dakikalıktan bakmak istiyorum. 15 dakikalıkta bulutun arkadaşlar içine tekrar geri dönüyor, görüyorsunuz. 15 dakikalıkta bugün yükseliş trendi vardı. Bakınız şurada bir yükseliş trendine girdi. Tekrar buradan satış yeri tekrar. Buradan küçük çaplı alış tepkileriyle karşılaşsa da uzun sürmedi arkadaşlar, tekrar satış yeri. Şu anda her ne kadar şu mavi çizgiyi görsek de 15 dakikalık grafiğinde bulut indikatörümüze göre yükseliş görünmüyor arkadaşlar. 26 bar geriden gelen şu mavi çizgimiz her ne kadar bulutun üzerinde olsa da mum hareketlerimiz bulutun içine girmiş durumda. Şu şekilde bulutun üzerine atması gerekir kendini ki yükseliş var diye bilelim Bitcoin için. Maalesef diğer indikatörlerimize de baksak aynı sonucu alacağız ki bakalım pozisyonda diğer indikatörlerimizde mesela Bollinger bantlarımız, bakalım gördüğünüz gibi ortadaki Bollinger bandı çizgimizi aşağı yönlü kesmiş durumda. Yükseliş şansı yok şu anda diyor Bollinger bandımız. Peki stokastik RSI indikatörümüze göre bakacak olursak o da bize stokastik olarak ne diyor? Bakınız ben aşağıya doğru çevirdim yönümü diyor. Tekrar düşüşe geçtim diyor. Bu indikatörler bize bunu söylüyor arkadaşlar. Peki burada bizden bir tane birkaç arkadaşımızdan Çiliz'e bakmamızı istemişler. Çiliz'de de arkadaşlar değişiklik yok. Düşüş trendi devam ediyor şu anda. %10'luk bir kayıp var. Bu durumda beklemek gerekir. Çiliz'in durumu gördüğünüz gibi çok da iç açıcı değil şu anda ama diğerlerine göre sanki biraz XRP'ye göre biraz daha iyi görünüyor. Peki saatliğine bakacağız biz bunun. Saatlik grafiğimizde de pozisyon aşağı yönlü görünüyor. Bakınız stokastik RSI indikatörümüzde yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Bulut indikatörümüze göre Ichimoku, Kinoki, bulut indikatörümüz de pozisyon farklı değil. Diğer pivot'ta da gördüğünüz gibi şuradan bir satış ok işareti var. Şurada her ne kadar yeşil yaksa da tekrar geriye dönmüş arkadaşlar. Bakınız şurada kırmızı bir aşağı yönlü okumuz var. Burada da bize satış geldiğini gösteriyor. Şu anda da %10'un üzerine çıkmak üzere düşüşü. Yani dedim ya, az önce dominansımız yükseliyor. Aman dikkat, düşebiliriz. Bir de yarın pazar düzeltmesi bununla eklenirse arkadaşlar işte vay halimize, biraz daha geri çekilebiliriz. Evet, Çiliz'de durum maalesef bu şekilde diyebilirim. Maalesef diyorum çünkü düşüş var Çiliz'de. Peki yine sizin isteklerinizden devam edelim. Bir de Matic var arkadaşlar. Matic'de pozisyon gördüğünüz gibi o da çok güzel bir düşüş yapmış bugün. Of of of, %22'ye yakın Matic düşüş yapmış arkadaşlar. Hala düşüş trendi. Bulut mulut dinlememiş de inmiş aşağıya. Ay maşallah, of 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 ya. Vay anam vay babo, gittik. Matic uçmuş arkadaşlar. Yaklaşık %22'lik bir sert düşüş gelmiş Matic'te. Hala da devam edebilir
edebileceğini grafik bize söylüyor saatlikte. 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatliğinde de aynı şekilde düşüş devam ediyor Matik'te. Matik şu anda 1,16 dolar seviyelerinde seyrediyor fiyat bazında. Çirizin fiyatını söylemedik. Çirizin fiyatı da 0,25 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olalım. Matik'te gördüğünüz gibi yapılacak bir şey yok. Herhangi bir değişiklik yok. Arkadaşlar piyasada yani videoyu uzatmak istemiyorum. Hangisine bakarsak bakalım yani aynı sonucu elde edeceğiz. Benim bu videoyu sizlere çekmekteki şimdiki amacım birincisi dominans yükseliyor. Dominans yükselince ne oluyor arkadaşlar? Biz düşmüş oluyoruz. Biz düşünce ne oluyor? Para kaybediyoruz. İkinci amacım yani ikinci haberim Bitcoin'in hacminin düştüğü. Hacim düşerse fiyat da düşecektir. Yani satışıyor anlamındadır bu. 30'dan toplayanlar, 32'den 33'ten toplayanlar 37-38'den tekrar geri satıyorlar arkadaşlar. Bence büyük bir ihtimal burada kaldıraçlı sistemde işlem yapanların, short pozisyonları açanların, long pozisyonları açanların yaptığı bir dalgalanma arkadaşlar. Bu düşüş bence onlardandır diyebilirim. Diğer bir pozisyon ise Elon Musk'ın kripto paraları destekliyorum açıklamasıdır. Bu bakalım bu haber yarın nasıl yansıyacak? Yarın pazar düzeltmesi yaptıracak mı bize yoksa yukarı yönlü mü hareket olacak? Bunları size haber vermek için bu videoyu kısa olarak çekmek istedim. Yani pozisyonlar bu arkadaşlar. Yani burada değişiklik yok. Buradan hangi altcoin'e girersek girelim gördüğünüz gibi piyasa şu anda kan kırmızı olarak devam ediyor. Bizim yapacağımız iş sadece beklemek arkadaşlar. Paniğe kapılıp da bunları satmaya çalışırsak yani elimizdekileri kaptırmış oluruz. Daha sonra aynı fiyattan yerine koyamayız arkadaşlar. Hocam nasıl koyamayız? Zaten %5, %10 düşerse satarız buradan. Tekrar %10 düştüğünde alırız. Birincisi düşeceğini nereden biliyoruz arkadaşlar? Çünkü bu çok oynak bir piyasa. Spekülatif hareketler var. Bakmışsın senin sattığın yükselişe geçmiş. Bu sefer yükselir diye aldığım düşüşe geçmiş. Birinci burada zararım var. İkincisi %10 zaten neredeyse %7-8 yükselse bile senin alış satış arasındaki vermiş olduğun masraf yani makas arası diyelim buna biz. Zaten bizim dilimizde makas aralığı diyoruz. Makas aralığını kapatamıyorsun zaten. En az bir 15 yükseliş yapacak ki o makas aralığından kâra geçmiş olacaksın. Alış satış arasındaki zararını kâra geçmiş olacaksın. Bir 15 yükseliş yapacak. Budur arkadaşlar. Onun için yani elimizdekilere sahip çıkmakta hiç yatırım tavsiyesi vermeden söylüyorum bunları. Yatırım yani sahip çıkmak gerekir. Aksi halde alamayız arkadaşlar. Çünkü ben zamanında çok yaşadım bunları. Sizlerin de yaşamasını istemiyorum. Dedim ya bir eski borsacı olarak sizlere nacizane tavsiyelerim bunlar. Yani Bitcoin'in 2017-18'deki pozisyonda biz de çok hatalar yaptık. Hop düşüyor sattık. Tekrar peşinden çıkıyor diye aldık. Tekrar düşüyor sattık vesaire bir sürü zarar ettiğimiz dönemler oldu. Yani o dalgalanmadaki hareketleri sizlerin yaşamaması için bunları söylüyoruz sizlere. Biz yaşadık, sizler yaşamayın. Bir daha bu şekilde kimse zarar etmemesi için sadece bu konularda beklemek diyoruz arkadaşlar. Beklemek, sabırla beklemek gerekir. Metanetli olmak lazım. Yani hiçbir altcoin ya da Bitcoin gibi yani bir kripto paralarla duygusal bağ kurulmamalı arkadaşlar. Ya ben misal ben şucuyum. Ben şu coin'i çok seviyorum. Ben şu coin'den vazgeçmem. İster düşsün ister çıksın. Tabii herkesin görüşüne fikrine saygımız sonsuz. Ama para kazanmak istiyorsak kripto ya sadece kripto değil. Borsa işlemlerinde duyguya yer yoktur arkadaşlar. Bunu burada belirtmek istiyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. İnşallah yarın pazar düzeltmesi yaşamayız. Ani bir durum olursa ben yine tekrar kısa bir videoyla sizleri haberdar edeceğim. Bu arada kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünler elbet bir gün geçecektir.